Avrupa Parlamentosu Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yatırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Almanya Türkiye'nin en büyük ticari partneri, güçlü ekonomik işbirliğinin siyasi işbirliğini beraberinde getirmesini bekliyorum dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hazreti Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini hükmetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışına ilişkin 31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor, yeniden değerlendireceğiz, böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor dedi. Merkez Bankası Ekim ayında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı, kurul sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdi. ECB Yönetim Konseyi faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Güvenlik güçlerince yılbaşından bugüne kadar PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarda 608'i ölü olmak üzere 1124 terörist etkisiz hale getirildi. Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 25 Ekim 2018 Perşembe günü BIST %0.47 yükselerek 93.126'dan, dolar %2.78 azalarak 5.6379'dan, euro %0.50 azalarak 6.4580'den, altın %1.17 azalarak 223.45'ten işlem gördü. 26 Ekim 2018 Cuma günü yüksek hava sıcaklıkları Ankara'da 11, İstanbul'da 19, İzmir'de 18, Antalya'da 21 derece olacak.